kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık Kurban Bayramı yaklaşıyor ve birazcık derin donduruculara öncelik tabii sunacağız. Şimdi yeni gelen derin dondurucularımız var. Hem yenilenmiş olarak olan modeller var. Hemen başlayacağız tabii. Şimdi ilk ürünümüz arkadaşlar, daha önceki üretimlerde 21.05 olan 107 litre, 21.04 olan 107 litre olan ürünün artık yeni olan üretimi enerji tasarruflu ürünü geldi. Yani bu ürünümüz 21.04E diye geçiyor. Bir de bunun aynı ürünün hem beyaz rengi hem de gri rengi mevcut olarak var. Şimdi ürünümüz her zamanki bilinen sandık tipi, üstten açılan. Hatta şöyle bakın, hemen iç kısmına da bakalım. Şöyle kenarlardan bakayım, daha yeni geldi. Bir tane zaten mevcut olarak sepeti var. Koymak istediğiniz ürünleri bu şekilde bir tane koyabilirsiniz. İç kısmına baktığınız zaman ise gayet güzel, geniş. Motor aksamının bulunan bölgesi olduğu için orada bir yükseklik var. Daha önceden aslında tam o çizgi kadardı. Tabii alt kısmı şimdi birazcık daha genişletme yaptılar. Şimdi dondurucunun hemen bakın şöyle ayarı da var. Şöyle arkada kullanmak isterseniz bakın şöyle kapatayım. Işıklıdır zaten. Off olarak ya da açık istediğiniz zaman maksimuma kadar döndürme yardımıyla yapabiliyorsunuz. Şöyle hem arka kısmına da bakalım. En arka kısımda da zaten motorları mevcut olarak var. Şimdi ürünün genel olarak bir özelliğine bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ürünün genel olarak özelliğine baktığımız zaman üretimleri zaten beyaz rengi hem de gri rengi olarak üretimli ve enerji tasarruflu 21.04E diye geçiyor ve GE diye geçiyor. Elektrikler kesildiği zaman dahi içerisindeki ürünleri koruma özelliğinde 12 saate kadar koruma yapabiliyor. Kontrol tiplerine baktığımız zaman ise 3 eşitli olarak arka kısımdan manuel olarak ayarlama yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, dondurucu bölmemizin içerisinde zaten biraz önceki ilk videoda da gördüğünüz gibi bir tane sepet mevcut olarak var. Yalnız dondurucularda arkadaşlar günlük hızlı dondurma özellikleri vardır. Günlük olarak hızlı dondurma özelliğinde bu ürünümüz 21.04E'lerde 6 kilo olan ürünü hızlı bir şekilde dondurma yapabiliyorsunuz. Ve 104 litre hacimli olan bir ürün olmasına rağmen. Mekanik sensörlü bir üründür ve ses desibel olarak baktığımız zaman arkadaşlar 35 desibeldir. Toplam aslında hacme baktığımız zaman ise dondurucumuz 104 litredir ve sınıflandırma olarak baktığımız zaman eski ürünümüz C'ken şimdi yeni ürünümüz ise B'ye düşmüştür. Soğutma sistemine baktığımız zaman ise arkadaşlar statik olan bir üründür. Genelde kişilerin tabi burada ikilemde kaldığı bir nokta var. İşte no frost mu veya işte statik mi almam gerekiyor dediğiniz zaman arkadaşlar, küçük ürünlerde bir kere üretimler 100 litre gibi ürünlerde genelde üretimler hep statiktir. Genelde 6 çekmeceli, 7 çekmeceli, dikey derin dondurucularda bunlarda no frost özellikleri vardır. Şimdi ürünümüzün iki ürün arasındaki enerji tüketim farkına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın enerji tüketiminde şöyle ikisini yan yana getirdiğim zaman artık yeni olan E sınıfı olan, yani ekonomik anlamına geliyor. Daha önceki olan eski seri. Bunun aynısının 21.05'i de var. 21.05'i de aynıdır bu arada. Şimdi bakın elektrik tüketimine baktığımız zaman E sınıfına düşmüş yeni olan ürünümüz. Eski ürünümüz ise F'ydi. Elektrik tüketimi yıllık olarak 170, eski ürünümüz 213. Litreler aynı. 104 litre diye geçer. Net kullanılabilir. Brütleri 107'dir bu arada. Ses desibeline baktığımız zaman burada da ciddi bir düşme var. 4 desibelde gerçekten çok fark var. Eski ürünümüz 39'dan 35'e düşmüştür arkadaşlar. Sınıflandırma olarak B'dir. Eski ürünümüz ise C'dir. Evet arkadaşlar, küçük dondurucumuz evde pratik her yere kullanabileceğiniz bir üründür. Zaten genelde kişilerin de en çok tercih ettiği derin donduruculardan biri diyebilirim, sandık tipi olanlar. Tabii bunların hacim olarak arkadaşlar 104 litre gibi, 200 litre gibi, 300 litre gibi, 400 ve 450 ve 500'e kadar da litre hacimlerinde çıkıyor. Bunlar tabi genel olarak benim YouTube videolarımın arasında dondurucu oynatma listelerine girdiğiniz zaman bu ürünleri de görebilirsiniz. Şimdi bu aralar zaten yoğunlukla hep derin dondurucu çekeceğiz. Hatta Haziran ayına şimdi girdiğimiz zaman genel olarak biz her sezon yaptığımız gibi dondurucu fiyatlarını güncel olarak hepsini tek tek sizlere anlatımını da yapacağız. Tabi bu yakında gelecek, en yakın zamanda, çünkü biliyorsunuz ki bayram geldi. Bayram geldiğinden dolayı da ona göre de ürün tercihlerini sizin yapmanız için. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece bu arada her yeniliklerden de haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.